Şimdi artık arkadaşlar komponentler arası veri transferine geçmek istiyorum. Şöyle ki bu aslına bakarsanız işin React tarafındaki sıkıntılı kısmı. Ama ben olabildiğince size basit bir şekilde anlatacağım ve hiçbir sıkıntınız kalmayacak. Neydi? Burada bir app'miz vardı. Hatırlarsanız. Bir tane navimiz var burada. Bir tane kategorimiz var burada. Çizemedim. Bir tane de product listemiz olacak. Şöyle ki bu projeyi ben bir sonraki aşamada şu noktaya getireceğim. Beverage'a tıkladığımda bu kategorideki ürünlerin ona göre filtrelenmesini istiyorum. Kısacası şu şekilde başlayacağım. Ben buradaki nesneye tıkladığımda bu kategori bilgisinin product listede gitmesini istiyorum. Dedim ya hani en başta size şöyle bir bilgi vermiştim. Bu React tarafında sıkıntılı olan kısımdı. Ben bundan buna data taşıyamıyorum maalesef. Yani yapabildiğim tek yöntem, şu çalışmayan yöntem, yapabildiğim tek yöntem buradan buraya, yani app'den, burası dediğim app. App'den product liste data taşıyabilirim. Ama ben kategoriye tıklama işini burada yaptım. Kategori listin içinde yaptım. Bunu nasıl yapacağım? Bu özellikle ilk etapta yani biz saf React'ı kullandığımız için bundan başka şu an birazdan yapacağımız yöntemden başka yöntemimiz yok. Daha sonra Redux'ı ekleyerek o state management'ı daha farklı bir noktaya getireceğiz. Ama temel React'ta ya da Redux kullanmayan bir ortamda bunun yapılması zorunlu arkadaşlar. Bu noktada ne yapacağım? Şu change kategori zaten state'i değiştiren bu ya. Ben bu change kategoriyi buradan kesiyorum. App JS'nin içerisine taşıyacağım. Şimdi app JS'nin içerisine taşıyacağım ama burada da bir fonksiyon var. Tek bir fonksiyon var. Taşıyamıyorum. Yani zaten bir fonksiyon var. Bunu geri buraya alıyorum. App JS'ye geldim. Bu noktada arkadaşlar şöyle burayı bir class komponente çevireceğim. Yani export default class diyerek şöyle şu görüntüyü burada da oluşturacağım. Bunu bir class komponente çeviriyorum önce. İsmi neydi? App. Ctrl C, Ctrl V. Yani app'yi buraya taşıdım. Bakın bunun içerisinde ne vardı? Benim bir render fonksiyonum vardı. Şöyle render'ı alıyorum. Ctrl C. Bunun içerisine bir render koyuyorum. Parantezimi de kapıyorum. Burayı, bunu da yaptım. Onun içerisinde, bakın render'ın içerisinde benim bir return değerim var. Yani aslında şu. Şunun return'ünü nerede bitiyor? Ta şurada bitiyor. Ctrl X ile onu da alıyorum. Onu da buraya yapıştırıyorum. Şurada iki tane değişkenim var. Onu da alıyorum buradan. Şöyle şurada tanımlıyorum. Fonksiyonun içerisinde olmadığım için let keyword'ünü kullanamıyorum. Şuna da gerek yok artık. Şöyle şunu format document yapalım arkadaşlar. Bizim ekstradan şuradaki gibi şu React ve React komponentini import etmemiz gerekiyor. Şunun yerine onu koyabiliriz. Evet, şimdi buraya geldiğimizde bakın hani şu product info şu iki değeri aslında şunun içine koyarsak olur arkadaşlar. Şöyle daha iyi olur. Şimdi state'i taşıyacağım ama gerek yok şimdi. Kafanızı karıştırmayayım. Yani şu hale getirdim kısacası. Artık ben buradaki bunu da isterseniz çalıştığını görelim. Save ol diyelim. Şöyle bakın herhangi bir şey yok yani. Herhangi bir farklılık yok. Sadece class komponente çevirdim. Niye? Çünkü benim buradaki change kategoriyi mecburen buraya taşımam gerekiyor. Şuraya taşımam gerekiyor. Bu noktada şöyle class'ın içerisine geldim. Şuraya taşıdım. Yani bir fonksiyon render, bir fonksiyon change kategori. Artık benim şu işlemi yapmam gerekiyor arkadaşlar. Şurada kategori liste ben nasıl props'la bunu gönderiyordum. Artık
Şöyle ki kategori liste select select de demeyeyim. Change kategori demiştik. İsme şey olmasın. Aynen. Bakın bir prop olarak bunu taşıyorum. Şöyle ki this nokta change kategori. Yani ne yaptım arkadaşlar biliyor musunuz? Kategori listeye bir tane event yolladım. Yani aslında bir fonksiyon yolladım. Props'la yolladım. Yani şeyle hiçbir farkı yok. Değişken taşımayla hiçbir farkı yok. Çünkü JavaScript'te fonksiyonlar da bir değişkendir. Bakın bunu böyle değişken gibi oluşturduk. Bu değişkeni de buraya bu şekilde taşıdım. Kategori liste geliyorum artık. Orada o event yok. Peki nasıl çalıştıracağım? This nokta change kategori değil de prop'taki change kategoriyi çalıştır diyorum. Bakalım kaydettim çalışacak mı? Bakın bir sıkıntı var. F12 yapıyorum. Hiçbir şey yok. Yani bir hata yok. Peki ben hatayı nerede yaptım? Arkadaşlar geldiğimiz zaman şurada bakın ben this nokta state current kategori demiştim. İşte o neden? Onu da burada oluşturduk. Ondan dolayı. Yani bunu da buradan kesmek zorundayım. Bu React'ın maalesef zor kısmı. Bu noktada şöyle o değiştirdiğimiz state'i bakın biz burada current kategori diye şey yapmıştık hatırlarsanız. Bunun da bir state'ini yapıyorum. State o current kategoriyi de maalesef buraya taşımak durumundayım. State eşittir. Şöyle direkt yazalım. Current kategori hiçbir şey olacak şekilde. Ve ben bu noktada ne yapmak durumundayım? Bu current kategoriyi değiştirdiğim anda yani set ettiğim anda kısacası burada current kategoriyi benim şuraya da geçmem gerekiyor. Current kategori eşittir. O nedir? This nokta state nokta current kategori. Yani bu ne demek arkadaşlar? App'nin bir current kategori diye bir state'i var. State'in de current kategori diye bir şey var. Ve ben o state'i aynen burada bakın bir prop mantığıyla şöyle bir prop mantığıyla buraya geçebilirim demek. Ve buraya geçtiğim anda artık this nokta state değil de this nokta prop nokta şey props nokta current kategori demek zorundayım. Yani artık bakın düzelecek. Tekrar etmek istiyorum. Bu sizin için şey bir konu. Yani ilk kez eğer React konusunda ilk kez çalışıyorsanız sizin için yepyeni bir konu. O yüzden tekrarlamak istiyorum. Ne yaptım ben? Arkadaşlar buradaki change kategoriyi, kategori listedeki change kategoriyi burada yazdım. Niye burada yazdım? Çünkü ben o current kategoriyi yani şunu şu product listede geçmek istiyorum. O zaman şeyde React'te buradan buraya data taşıma olmadığı için ben o kategori değiştirmeye yönelik her şeyi app'nin içine taşıdım. Aslında en baştan bu şekilde yazmalıydık. Ama niçin böyle yazdığımızı yakalamak için. Ben de state diye bir şey yaptım. Current kategori, change kategori. Ama bunun nerede, bu change kategorinin nerede tıklanacak? Kategori liste tıklanacak. Onu kategori liste tıklayabilmem için benim o event'i prop'la, burada change kategori dedim. Ben buraya başka isim de verebilirim. Yani ABC de verebilirim. O props konusunu unutmayın. O change kategori yani isim aynı olsun diye change kategori this nokta change kategori fonksiyonunu oraya değişken olarak gönderdim. Event'i yani oraya gönderdim. En basit mantığıyla bakarsak benim bir event'im var. Event'i şey kategori liste taşıyorum. Artık kategori listede ben this nokta change kategori değil de this nokta props çünkü prop'la gönderdim. Prop'un içinde bu event. This nokta props nokta change kategori. İşte bu kadar. Oldukça basit aslında. Bu noktada benim aynı zamanda yani ben şu kategori liste
şöyle şu beverage'a veya condiment'a tıkladığım zaman aslında app'deki şu event'e tıklıyorum. Bu event'i tetikliyorum yani. O da neyi değiştiriyor? Current kategoriyi. Mecburen burada yapmam gerekiyor. Çünkü ben ancak kendi komponentimdeki datayı değiştirebilirim. E değiştirdim current kategori. Ama bu kime lazım? Kategori liste lazım. Onu da gönderiyorum. Ve hayati bir bilgi arkadaşlar. State değiştiği anda o state'i kullanan, örneğin current kategori. Bu state'de current kategori var sadece. Bu state'i kullanan tüm komponentler yeniden render edilir. Yani şu komutumuz bizim bir daha çalıştırılır. Değişen kısım da burası olduğu için sadece burası sanal DOM'a göre. Yani aslında şu render çalışır ama buralar değişmediği için sadece burası değiştiği için şu kısım aslında sadece şurası bizim için yeniden render edilir. Mantık bu. Şimdi niye böyle yaptık? Çünkü o bilgiye product list'te erişmek istiyordu. Dolayısıyla ben bu current kategoriyi sadece alıp buradan product list'e de taşıyabilirim. Artık ben bunu yapınca aynen kategori list'te nasıl ben bunu kullandıysam product list'te de şöyle title koymuştuk. Şöyle bir çizgi koyayım arasına. Şöyle o this.props.current kategoriyi de böyle taşıyabilirim. Bakın hiçbir şey yok şu an. Bakın beverage, condiment. Görüyorsunuz. Oldukça basit.